Avrupa Birliği'ne vizeli girişlerde sistem değişiyor. Süreç artık tamamen dijitalleşecek. Sisteme yeni yılın ilk 6 ayında geçilmesi bekleniyor. Buna göre artık birlik ülkelerine girenlerin havalimanında robotlar karşılayacak. Yüz tarama ve diğer bilgi eşleştirme işlemleri robotik olarak yapılacak. Avrupa Birliği'ne seyahat etmek isteyenlerden 7 euroluk bir form doldurmaları istenecek. Turistler bu form onaylandıktan sonra birliğe giriş yapabilecek. Doğuda yoğun kar yağışı kazalara da neden oluyor. Kars-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı. Kar yolları kapattı, buzlanmalara neden oldu. Yoğun kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Iğdır-Ankara seferi yapan Aras Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, kar ve sisin etkili olduğu Kars-Erzurum karayolunun Sarıkamış ilçesi Mescitli köyü yakınlarında devrildi. Olay yerine çok sayıda AFAD, jandarma, UMKE, 112 acil sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Olay yerinde ailelerin feryatları yürekleri dağladı. Yaralılar ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi ile, Kars'taki Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vefat eden yolcuların yakınları Sarıkamış Devlet Hastanesi önünde ağıt yakarak gözyaşı döktü. Kars Valisi Türker Öksüz, kazanın hemen ardından tüm ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini söyledi. Burada bir bayan vardı, çocuğuna ver, o kayboldu ya.